Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim nefis, harika bir poğaça. İnanın pastanelerdekilerden hem daha lezzetli hem daha güzel. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şimdi gereken malzemeler: 2 adet yumurta, birinin sarısını üzerine sürmek için ayırdık. 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı tuz, 1,5 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı ılık süt ve 1 paket 250 gram yumuşak, oda ısısında beklemiş, en az 1 saat 2 saat kadar bekletilmiş tereyağı. Kesinlikle eritilmiş olmasın, yani yumuşak olması önemli. 1 adet yaş maya ve aldığı kadar un kullanacağız. Şimdi yapılışına geçelim isterseniz. Yoğurma kabıma yumurtaları aldım. Yoğurdu, şeker, süt, mayamı da ufalıyorum içerisine. Mayanız böyle elinizde kum gibi dağılıyorsa taze demektir arkadaşlar. Ama eğer ki elinize yapışıyorsa mayanız bayatsamıştır. Bu da bir küçük püf noktası. İçerisinde hemen şöyle hafif mayamı eritiyorum. Süt yerine su da kullanabilirsiniz. Ama süt de bence daha da böyle yumuşak oluyor, daha lezzetli oluyor. Tuzumu da ilave ediyorum. 1 paket olan yumuşamış tereyağımı. Tabi pastanelerde tereyağı kullanmıyorlar. Özel pastacıların kullandığı margarinden kullanıyorlar. Ama sizlere tavsiyem tereyağı kullanmanız. Hem daha lezzetli hem daha sağlıklı. Ve özellikle dediğim gibi kesinlikle tereyağınızı eritmeden kullanın. Eritilmiş yağ ile aynı sonucu elde etmezsiniz. Yumuşak olması önemli. Artık unumu ekliyorum yavaş yavaş. Sonunda ne kadar kullandığımı sizlere göstereceğim. Kesinlikle birden eklemeyin, yoksa hamurunuzu kıvamını tutturmakta zorlanabilirsiniz. Yumuşak, çok hafif ele yapışan bir hamur elde etmeniz lazım. Kesinlikle sert bir hamur yapmayın, yoksa poğaçalarınız da piştikten sonra sert olur. Hamurum oldu, gördüğünüz gibi. Oldukça yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Ama dokusu çok yumuşak. 1 kilo undan gördüğünüz gibi 1,5 bardak un fazla geldi. Arttı yani. Tamamen 1 kilo kullanmadım. Sizler de ununuzu kontrol ekleyin. Şimdi hamurumu mayalanmaya bırakacağım. Yaklaşık yarım saat ile 1 saat arası. Bu sizin odanızdaki ısıya göre değişebilir. Sıcak ortamda daha hızlı mayalanacaktır. Hamurum çok güzel mayalandı. Şimdi ilk önce bir havasını alıyorum. Çok güzel olmuş hamurumuz. Şimdi ilk olarak elimi çok hafif yağlıyorum. Hamurumdan bezeler ayıracağım. Böyle mandalina büyüklüğünde. Şimdi bezemi çok hafif şöyle ortasını açıyorum. Kenarlar böyle bombeli, yüksek, kalın kalması gerekiyor. Ortasına biraz peynir koyuyorum. Şu şekilde kapatıyorum. Hiç bastırmadan. Ve şu şekilde elimle bastırıyorum.
şeklini vermiş oldum. Şu kenar kısımları böyle kabarık olması gerekiyor. Bu şekilde yağlı kayıt serdiğim tepsime alıyorum poğaçamı. Ve hepsini aynı şekilde yapıyorum. Yaptığım hamurda bu kadar poğaça çıktı. Yani tam iki tepsi. Şimdi en az bir yarım saatliğine tepsi mayası yaptıracağım. Bu çok önemli. Her hamur işinizde mutlaka tepsi mayası da yaptırın. Böylelikle pişince daha böyle pufidik pufidik olacaklar. Dediğim gibi şimdi 15-20 dakika, en fazla yarım saat tepsi mayası yaptıracağım. Şimdi birinci tepsim pişmeye hazır. Ayırdığım yumurta sarısına yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar süt ilave ediyorum her zamanki gibi. Maksat yumurta sarısını sulandırmak. Ve dikkatli bir şekilde poğaçalarımın üzerine yumurta sarımı sürüyorum. Çok fazla bastırmayın ki mayası sönmesin. Fırınımı da 200 dereceye ısıttım alt üst ayarda. Güzelce kızarana kadar poğaçalarımı pişireceğim. Yaklaşık 20-30 dakikada pişeceğini düşünüyorum. Tabii bu sizin fırınınıza da kaynaklı bir şey. Yani herkesin fırını farklı pişirir. O yüzden piştiğinden emin olmadan çıkartmayın. Güzelce kızarsın. Poğaçalarım 20 dakikadır fırındaydı. Arkadaşlar birinci tepsim pişerken makinemin şarjı bitti. Yani o yüzden onun pişmesini çekemedim. Bu arada ikinci tepsim de pişti gördüğünüz gibi. Artık fırından çıkartabilirim. Poğaçalarımın bitmiş hali bu şekilde. Yumuşacıklar, pofidik pofidik. Altı da çok güzel kızardı. Diğer tepsim hala çok sıcak. Yeni çıktı fırından. O yüzden onu elleyemiyorum şu an. Sizlere bir tanesini bölüp içerisini göstermek istiyorum. Dışı çok hafif kıyır. İçi ise yumuşacık. Nefis tereyağlı. Harika bir lezzeti var. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun diyorum. Umarım bu tarifimi de beğenerek izlemişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.